20 seneden beri bu işi hobi olarak başladık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, yakınlığı da bu üyelerinizi. Burada atığın sanatla buluşması. Yani şu anda atık sanata dönüşmüş halde karşımıza çıkıyor sanatkarımız İlker Çorba Çağrı. Fakat ben ondan önce işin felsefi boyutuna bir girmek istiyorum. Atık. Atık nedir? Daha evvel parayla aldığımız, kullanmak istediğimiz bir şeyin kullanmadığımız kısmın terk edilmesi. Yani emek. Yani daha evvel para ödediğimiz bir şey. Şimdi attığımıza göre bunun kötü olmaması lazım. Çünkü alırken alıyoruz, ondan sonra bir kenara bırakıyoruz. Şimdi bu sürdürülebilirlik, kent yaşamı vesaire ve emek adına çok yanlış bir şey. Yani biz eğer bir şey atacaksak onu üretmememiz lazım. Eğer üretiyorsak, buna bir emek harcıyorsak öyleyse bunu gene atmamamız lazım. Şimdi bu durumda kent yaşamında eğer biz aldığımız her şeyi, kullanmadığımız her şeyi atacaksak bu dünya bu boşluğu tanımaz. Boşluk dolar. Bize yer kalmaz. O bakımdan bizim burada yapacağımız şey bu atık yönetimini çok iyi bir şekilde değerlendirip atmayacak şekilde bunu tasarlamamız lazım. Yani işin emek boyutu ve aynı zamanda da nimet boyutunu da düşünmemiz lazım. Şimdi çok rahatlıkla ekmeğe, yemediğimiz ekmeğe atıyoruz. Modası geçmiş ayakkabımızı, elbisemizi bırakıyoruz, atıyoruz. Kullanmadığımız eşyaları atıyoruz. Bu tüketim toplumun aynı zamanda hastalığının cinnet boyutuna ulaşan bir kısmı. Onun için buna emek diye bakarsak, aynı zamanda varlığımızın temel sebebi olan üretim olarak bakacaksak, geleceğimiz açısından bakacaksak, şehirlerimiz açısından bakacaksak, buna yeni bir boyut getirmemiz lazım. Çöp diyoruz. Çöp değil. Atık diyoruz. Atık da bu aslında emek. Dolayısıyla bunun sanata dönüşmesi bizim için çok anlamlı. İlker Bey burada bize bir şeyi gösteriyor. Atık değil, sanat. Geri dönüşümde çevreye olan duyarlı fok olarak 21 sene evvel başlamıştım. Bu çalışmaları neden yaptınız diye soracak olursanız, Dünya Çevre Örgütü'nün yapmış olduğu yarışmalarda buraya hem katılmak, kentimizin kendi atıklarından, kendi kültürel miraslarımızı Türkiye'nin dışına da taşımak, hem ordumuzu tanıtmak bağlamında olsun, hem de bu geri dönüşümde çevreye olan duyarlılığımızı bu gibi organizasyonlarda farklı bir çalışmayla, farkındalıkla göstermek için bu çalışmalar içine girdim. Burada da atıklar var. Evet, burada da atıklar. Bilgisayar anakartı. Genelde onlardan anakart kutusu. İnşaat tel atıkları. Evet, inşaat. Ahşap çay kaşığı. Çay kaşığı. Bisküvi kutusu atığı. Evet. Alüminyum folyo. Alüminyum taşı karışımı. Dereyosunu. Evet. Atık ahşap kaplama. Şeffaf plastik atıklar. Evet. Kullanılan. Devletin parası. Olarak böyle bir şeye rastladınız mı dedi? Görmenizi tavsiye ederim. Bir kişi gelirler, bu sanatı dünyaya biz ordudan açabiliriz. Farklı bir sanatı tek parça alüminyumdan yapıyor. Evet. Tek parça alüminyum. Bu da gene çok eski çalışma. Yani bu işin 3. 4. versiyonları. Yani başladı.